Arkadaşlar, bugünkü dersimizde çiçekli bitkilerde eşeyli üreme konusunu birlikte işleyeceğiz. Arkadaşlar, çiçeğin öncelikle yapısına bakacak olursak, biz çiçeğin yapısında tam çiçek ve eksik çiçek olarak iki tip çiçekten bahsedeceğiz. Tam çiçek dediğimiz zaman, tam çiçeğin bir yapısına bakacak olursak, çanak yaprak, şurada gördüğünüz gibi yumurtalık, ovaryum, dişlik tepesi, dişlik borusu ve baktığımız zaman ovaryumdan meydana gelen dişi organ, taç yaprak ve erkek organ şeklinde kısımlarını görüyoruz. Bu çiçeğin oturduğu kısma ise çiçek tablası ismini vermekteyiz. İşte bu bir tam çiçeğin şeklidir. Demek ki tam çiçekte hem erkek hem dişi organın ikisinin birlikte bulunma durumudur. Tam çiçekte demek ki hem erkek hem dişi organ ikisi birlikte bulunmalıdır. Eksik çiçek dediğimizde ise eksik çiçekte bu sefer dişi veya erkek organdan birisi bulunur. Ona göre de ya dişi çiçek ya da erkek çiçek adını almaktadır. Çiçekli bitkilerde gamet oluşumuna baktığımız zaman erkek gametler başçık kısmında, dişi gametler ise yumurtalıkta oluşmaktadır. Öncelikle erkek gamet oluşumuna yani polen oluşumuna bakacak olursak, polen ana hücrelerinden yani polen ana hücresi diğer adıyla mikrospor ana hücrelerinden mayoz bölünme sonucunda mikrosporlar meydana gelir. Bu mikrosporlar en kromozomludur. Bu mikrosporlar en kromozomludur. Demek ki polen ana hücrelerinden veya mikrospor ana hücrelerinden mayoz bölünme sonucunda en kromozomlu mikrosporlar meydana gelir. Bu mikrosporların gelişimiyle birlikte arkasından bir mitoz bölünme gerçekleşir. Bu mitoz bölünme sonucunda iki çekirdekli yapı meydana gelir. Bu çekirdeklerden bir tanesine biz vejetatif yani tüp çekirdeği, diğerine ise generatif yani üretken çekirdek ismi verilir. Böylelikle polen oluşmuş olur. O zaman demek ki polen ana hücreleri, ana hücre dediğimize göre iken mayoz geçirir ve mikrospor meydana getirir. Bu mikrosporlar ise mitoz geçirerek iki çekirdekli poleni oluşturmuş olur. Bu çekirdeklerden bir tanesine biz üretken çekirdek, diğerinde ise biz tüp çekirdeği adını veriyoruz. Yani veya diğer adlarıyla vejetatif çekirdek ve generatif çekirdek şeklinde isimler veriyoruz. Böylelikle polen oluşmuş oldu. Dişi gametin oluşumuna bakacak olursak ise arkadaşlar, dişi gametin oluşumunda bu sefer makrospor ana hücrelerinden ana hücre dediğimize göre yine iken mayoz bölünme sonucunda makrosporlar meydana gelir. Bakın mayoz bölünme sonucunda makrosporlar oluştu. Bu makrosporlar arkadaşlar bu makrosporlar üst üste bu sefer mitoz bölünme geçirecektir. Tabii ki oluşan makrosporların dördü birlikte mitoz geçirmiyor. Çünkü üç tanesi eriyerek kayboluyor. Bu eriyerek kaybolduktan sonra makrosporun bir tanesi yani megaspor adını verdiğimiz bir tanesi üç kez üst üste mitoz bölünme geçirir. Ve böylelikle 8 çekirdekli embriyo kesesi meydana gelmiş olur. Bakın tekrar baştan söylüyorum. Yumurta ana hücresi veya işte makrospor ana hücresi mayoz geçirir. 4 tane hücre meydana geldi. Bunlardan 3 tanesi eriyerek kaybolur. Bir tanesi megaspor üst üste 3 kez mitoz geçirir. 3 kez mitoz geçirildiğinde 8 çekirdekli yapı meydana gelir. Bu 8 çekirdekli yapı embriyo kesesi adı verilir. Bu 8 çekirdekli yapıyla oluşan kısımda bakacak olursak üstte bulunan 3 tanesine biz antipod çekirdek,
Ortadaki iki tanesine biz polar çekirdekler. Yumurtanın sağında ve solunda bulunan iki taneye biz sinerjik çekirdekler. Ve yumurta olmak üzere 8 çekirdek görmekteyiz. Demek ki üstteki 3 tane antipod, orta 2 tane polar, yumurta ve yumurtanın sağında ve solunda olmak üzere 2 tane sinerjik çekirdek görmekteyiz. Böylelikle embriyo kesesi oluştu. Böylelikle polen oluştu. Artık bundan sonraki aşama tozlaşma aşamasıdır. Tozlaşma, polenin dişicik tepesine konmasına biz tozlaşma diyoruz. Polenin dişicik tepesine konmasına biz tozlaşma diyoruz. Bu tozlaşmada su, rüzgar, böcekler, diğer hayvanlar etkili olabilir. Biz iki tip tozlaşmadan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi kendi kendine tozlaşma. Yani ne demek kendi kendine tozlaşma? Bir çiçeğin dişi organının kendi erkek organının polenleri tarafından tozlaşmasıdır. Polenleriyle tozlaşmasıdır. Eğer farklı çiçeklerdeki polenler gelip tozlaşmayı sağlıyorsa buna da yabancı tozlaşma veya çapraz tozlaşma adı verilmektedir. Ama her halükarda bunlar aynı tür bitkilerdir. Tozlaşmanın gerçekleşebilmesi için aynı tür bitkilerin olması gerekir. Demek ki aynı çiçekteki polenin aynı çiçekteki dişik tepesine konması kendi kendine tozlaşma. Farklı çiçeklerden geliyorsa polen, buna ise yabancı tozlaşma adını veriyoruz. Bu tozlaşma neticesinde bu sefer baktığımızda gelen polen, polen tüpünü meydana getirir. Polen tüpünün meydana gelmesiyle birlikte bu sefer oradaki generatif çekirdekler bir mitoz daha geçirerek iki çekirdekli yapıya dönüşür. Yani sperm çekirdeklerini meydana getirmiş olur. Bu sperm çekirdeklerinden bir tanesi polar çekirdeklerini döller, diğeri ise yumurtayı döller. O zaman bakın şöyle bir daha baştan toparlayacak olursak. Tozlaşma oldu. Polen dişicik tepesine kondu. Daha sonra bu polen aşağı doğru tüp çekirdeğini meydana tüpü meydana getiriyor. Polen tüpünü meydana getiriyor. Bunu meydana getiren yapı tüp çekirdeğidir. Peki generatif çekirdek ne yapıyor orada? Generatif çekirdek ise bir kez daha mitoz geçirerek iki çekirdekli yapı oluşuyor. İşte bunlara biz sperm çekirdekleri diyoruz. Diyoruz ki bu sperm çekirdeklerinden bir tanesi gider polar çekirdekleri döller. Diğeri ise gider yumurtayı döller. İşte bu olaya biz çift döllenme adını veriyoruz. Bu olaya çift döllenme diyoruz. Çift döllenme sadece kapalı tohumlu bitkilerde görülür. Açık tohumlu bitkilerde görülmez. Ve bu çift döllenme neticesinde embriyo ve endosperm yani besi doku oluşmuş olur. İşte sperm ile yumurtanın döllenmesi sonucunda zigot meydana gelir. Sperm ile polar çekirdeklerin döllenmesi sonucunda triploid hücre yani endosperm meydana gelir. Çünkü polar çekirdekler en şeklindedir. Döllenme sonrasında oluşan yapılar zigottan embriyo, triploid hücrelerden endosperm, tohum taslağından tohum, yumurtalık zarından ise meyve oluşumu gerçekleşmektedir. Arkadaşlar, tohum dediğimiz zaman çoğunlukla çiçeğin yumurtalığında çoğunlukla birden fazla embriyo kesesi bulunur. Yumurtalıktaki embriyoyu çevreleyen tohum taslağından tohum gelişmektedir. Tohum dıştan içe doğru kabuk, besi doku ve embriyo olmak üzere 3 kısımda incelenmektedir. Tohumun uyku halinde kalmasına biz dormansi diyoruz. Bu tohumun uyku halinde kalmasını sağlayan, hatırlarsanız etkileyen temel hormon apsik asitti. Tohumun çimlenmesini sağlayan ise arkadaşlar giberelindi. Ve son olarak bitkilerde çimlenme.
tohumun çimlenmesi. Tohumun çimlenmesi için arkadaşlar su, oksijen, sıcaklık gereklidir. SOS. 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 Su, oksijen, sıcaklık. Bakın tohumun çimlenmesi için ışığa ihtiyaç yoktur. Tohumun çimlenmesi için sıcaklığa ihtiyaç yoktur. Pardon. Işığa ihtiyaç yoktur. Tohumun çimlenmesi için toprağa ihtiyaç yoktur. Sıcaklığa, oksijene ve suya ihtiyaç vardır. Arkadaşlar çimlenme periyodunda baktığımızda tohum fotosentez yapmaz. Tohum mayoz bölümüne geçirmez. Peki ne olur tohumda? Tohum arkadaşlar mitoz bölümüne geçirir. Tohum oksijenli solunum yapar. Fotosentez yapmaz, oksijenli solunum yapar. Mayoz bölümüne geçirmez, mitoz bölümüne geçirir. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Demek ki tohumda, tohumun çimlenmesinde bu noktalar önemlidir. Böylece bitki büyümesini tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir dahaki derse görüşmek üzere. İyi günler.